Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirmiş olduğumuz toplantımızda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki bütün okullarımızın Nisan ayında yapılacak ara tatilin öne alınarak 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 30 Mart Pazartesi gününe kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığımızın salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleriyle tüm dünyaya örnek olan ülkemiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon ders programları, internet ders programlarıyla da model ülke olmaya hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi günden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği de sunulacaktır. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle, hangi içeriği, hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık ve daha sonra sizlerle de paylaşacağımız öğretim kademelerine göre hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, 24 saat mi, ne şekilde olacak, senkron mu olacak, asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu da bir tablo haline getirdik. Daha sonra sizlerle de paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız bu sistematiği şimdi uzaktan öğretim yoluyla da bu tatil döneminde devam ettireceğiz. Ayrıca yükseköğretim kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında biliyorsunuz birkaç hafta önce ilan etmiştik. Akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bakanlığımız uzmanları tarafından uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olan tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda tercih edebileceği eğitim bilişim ağı portalı ve TRT ekranlarından yayınlanacak olan ki bu sadece tek bir kanal değil birkaç kanal farklı öğrenme öğretme seviyeleri ya da sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan öğrencilerimizin kendi derslerini alabilme imkanı söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim Bilişim Ağı, EBA.gov.tr ve Bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler. İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve bu konuyla ilgili zaten uzun süredir devam eden çalışmalar son haline getirilmiştir. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda, teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlardan derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki
ders anlatım programları ile ilgili tüm ayrıntılar eba.gov.tr internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise Eğitim Bilişim Ağı platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Kişiye özel akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz, okullara olan ihtiyacı tatil süresince en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır. Ayrıca tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır.